Made in Turkey. 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 Herkese selamlar. Ben Levent Taşkan ve Türkiye'den yurt dışına ürün satan firmaları ağırladığımız Made in Turkey adlı podcast'imizin 34. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Amazon üzerinden satış yapan Harun Saraç. Harun Saraç Amazon üzerinden hem kendi ürünlerini hem de danışmanlık verdiği firmaların ürünlerini satmakta. Kendisiyle Amazon'a nasıl giriş yaptığını, hangi ürünlerin ağırlıklı olarak satıldığını, satışın püf noktalarını, FBA çalışma modelinin ve Amazon Prime'ın önemini ve Amazon'daki pazarlama modellerini konuştuk. Açıkçası bu zamana kadar Amazon üzerinden satış yapan kimseyi konuk olarak almamıştık ve Harun Saraç bizim ilk konumuz oldu. Amazon üzerine merak ettiğiniz çoğu şeyi bu bölümde öğreneceksiniz. Bununla birlikte önümüzdeki hafta çarşamba günü ING İnovasyon Merkezi'nde offline buluşmalarımızın üçüncüsünü gerçekleştireceğiz ve bu seferki konuğumuz Interesting Engineering'in kurucusu Hüseyin Kılıç. Kendisiyle Interesting Engineering blog sitesinin hikayesini ve Antep'ten Amerika'ya olan yolculuğunu konuşacağız. Takvimimiz boşsa mutlaka bekleriz. Bölüme Harun Saraç'ın hikayesini dinleyerek başlıyoruz. Şimdiden keyifli dinlemeler. İsmim Harun. Yaklaşık 4 yıldır İngiltere'deyim. İngiltere'den önce neler yaptım? Aslında benim girişimci hayatım aslında üniversiteden başlıyor. 2005 yılında üniversiteden mezun olduğum yıl Ankara'da bir şirket kurmuştum. Yani o dönemler web siteleri vesaire daha böyle yeni revaçtaydı. Web sitesi yapmıştı. Biraz daha güzel para ediyordu. Yaklaşık 3 yıl şirketi işlettim. Hani Ankara'da olduğumuz için de hani bir sürü devlet kurumuna, işte partilere, sağdan soldan bütün partilere iş yapmıştık o dönem. Ardından askere gittim. Askerden döndükten sonra bir dönem tekrar yurt dışına çıktım. Çin'de çalıştım. Çin'den sonra saat farkı, işte o dönemki yoğunluk vesaireden dolayı zaten Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım diyorsun. O sağlık problemlerim olmaya başlamış çünkü. Türkiye'ye döndükten sonra Ericsson'a işe girdim. Tekrar kurumsal hayata geri döndüm. İş girişimcilikten sonra Ericsson'dan sonra TTNet var. 2 yıl TTNet'ten sonra yaptığım bir proje sayesinde Headhunter'ların radarına takılıp Katar'da bir proje teklifi aldım. Fakat beyaz yakalı profesyonel olarak değil, aslında artık danışmanlığa geçiyordum. Yavaş yavaş girişimciliğe geçmek için. Katar'da bir projenin başına gittim danışman olarak. Katar'da 2 yıl tamamladıktan sonra da Katar'da proje bitti ve İngiltere'ye taşındık. Hani öncekiler hep 2 yıl 2 yıl gidiyordu çünkü hani o dönemler evli değildim, çocuk bir taneydi vesaire, çok böyle taşınmak kolay oluyordu. Artık hani çocuk 2'ye çıkınca, burada her şey okul başlayınca artık İngiltere'ye yerleştik. 4 yıldır İngiltere'deyiz. Aslında işin hani kişisel iş hayatım yönüyle böyle. İngiltere'ye geçişi ben merak ettim. Yani oradan Katar'dan İngiltere'ye ne amaçla geçtiniz? Katar'dan İngiltere'ye geçerken şöyle oldu. Ben oradaki proje bitince tekrar Türkiye'ye dönmek istemedim ben. İngiltere'ye gelirken ben önce buraya, herkesin bildiği bir Ankara Anlaşması diye bir vize var. Bir arkadaşım böyle vize var düşünür müsün işte diye bana söyleyince ben kendim oturup yazmaya başladım iş planlarımı. Yazdım. Rekor bir şekilde 8 günde benim vizem çıktı. Zaten expat olduğum için. Vize çıkınca ben de İngiltere'ye geldim. Hani eşimin, çocuğumun falan da onların turistler vardı daha önce. Onları almamıştım herhalde oturumu. Böyle geldik biz. Tam ben buraya geldim. Katar'da bize iş yapan İngiliz bir şirket bana iş teklif etti ama hani ben gittim onlara görüştüm. Planlarımın böyle olmadığını söyledim. Onlara da bir dönem danışmanlık yaptım ama aslında ben hep amacımın girişimcilik olduğunu söylüyordum onlara. Dolayısıyla da onlara ben kısa bir süre Katar'daki pazara girmeleri için danışmanlık yaptım. Arkasından şirket kurdum ve ayağa kalktık. Kurduğunuz şirket ne üzerineydi? Telekom şirketlerine dijital pazarlama ve VAS servisleri satıyorduk aslında. Hani Türkiye'de ünlü hani Goller Cep'te vesaire gibi servislerin daha global ölçekteki versiyonlarını biz telekom şirketlerine pazarlıyorduk. Yani müşteriler Paraguay'dan Katar'a, Cezayir'den Myanmar'a kadar, şu an hatırladım 16'ya yakın ülkede servislerimiz çalışıyordu. Hani evlendirme servislerinden tutun Goller servisine. Mesela gittik Paraguay'da, Güney Amerika'da o dönemki FIFA kampanyasını yürüttük mesela. Ve işimiz şeydi, yani biz için işimiz içerik üretmek değildi. Biz içerik üreten, üretici şirketleri aslında. Onları başka ülkelere taşıyıp onların biz globalleşmesini sağlıyorduk. Ürünlerini satmasını sağlıyorduk. Mesela Türkiye'de futbol kontent üreten bir şirketin gidip de Paraguay'da doğrudan böyle bir iş alması çok kolay değil. Onlar servisi bize veriyordu. Biz onların adına
Güney Amerika'da ya da eski İngiliz sömürgelerinin olduğu ülkelerde ya da Orta Doğu'da, Arap coğrafyasında bizim servisleri pazarlıyorduk. Şirketin şu anki scope'unun aslında birebir aynısıydı. Remarketing ya da sales management yapıyorduk. İş öyle geldi. Telekom sektöründe dengeler değişince biz de yavaş yavaş işi aslında Amazon'a shift ettik. Hani işimiz çok değişmedi, ekibimiz çok fazla değişmedi. İşimiz çünkü her zaman hani analiz, pazar analiz et, ürünü analiz et. Daha sonra pazardaki ürünler, nüfus, insanların davranış kodları, alışveriş alışkanlıkları, ülkenin maddi durumu gibi gibi bir sürü parametreyi üst üste koyup bu ne kadar tutar, ne kadar ciro yapar diye analiz yaptıktan sonra bir şirketin kendi network'ü, iki benim kişisel network'üm, üç çalışanların, satış personelinin ne kadar aktif olduğu ile ilgili bir başarıya koşmak aslında. İşin özeti bu. Şimdi Harun Bey, aslında bugün sizi podcast'te konuk almamızın da sebebi Amazon'a olan ilginiz evet. diyebilirim. Yani Amazon'dan kastımız Amazon ormanları değil tabii. Amazon satış platformu olan bildiğimiz Amazon. Evet. Siz bunun üzerine bir deneyime sahipsiniz ve burada hem danışmanlık verdiğiniz firmalar var, hem de kendi ürünleriniz var Amazon'dan sattığınız. Aynen. Şimdi Türkiye'de Amazon üzerinden satış yapmak isteyen çok sayıda kişi bulunmakta. Bazıları yapıyor, bazıları nasıl yapıldığını bilmiyor. Bazıları başvuruyor, başvurduktan sonra kabul edilmiyor. Siz bu alanda deneyime sahip olduğunuzdan bugün aslında biraz da bunun üzerine konuşmak istiyoruz. Evet. Öncelikle ben Amazon'a nasıl başladınız, sizi ne cezbetti ve böyle Amazon'a başlamak isteyenler için aklınıza gelen ilk şeyler neler? Onları sizden duymak istiyorum. Aynen. Aslında Amazon'a nasıl başladığımızın hikayesiyle ben biraz aslında başlayayım. Yaklaşık 3 yıl önce İngiltere'ye geldikten 1 yıl sonra filan. Telekom pazarında biz gayet iyi iş yapıyorduk ama telekom sektöründe dengeler değişmeye başlayınca biz arkadaşlara oturup bizim en iyi olduğumuz alan neresi? İstatistik ve aslında marketing aslında. Bizim işimiz hani marketing, doğrudan dijital marketing değil ama istatistik okumak aslında. Hani Amazon günün sonunda çok iyi satış becerisinin olduğu platform değil. Ona ihtiyaç yok. Amazon'da gerekli olan ilk şey istatistik okuma ve data okuyabilme aslında. Datayı doğru okuduğunuzda insanlara doğru kanaldan gidiyorsunuz ve insanlar sizi doğru yerden bulmaya başlıyorlar. Bizim Amazon'un başlangıç hikayemiz biraz hani işin biraz burasından geldi. Bizim şirkete yatırım yapan şirketlerden birisi Türkiye'de ünlü bir tekstil şirketiydi. Onlar siz bu kadar istatistik okuyorsunuz, biliyorsunuz hani ekip olarak, yani biz aslında İngiltere'de bir ekipte kurmak istiyoruz, öncülük eder misiniz diye bizi aslında bir anda böyle konuşmadan 4 gün sonra bize 2 konteyner mal gönderdiler İngiltere'ye. İşi tamamen böyle başladı. Sonra biz ne yapıyoruz, ne ediyoruz falan derken ekipten grafiker bir arkadaşı Amazon grafiklerini öğretmeye gönderdik. Bir arkadaşı eğitim aldık falan. Biz 3. hafta Amazon hesabını açtık. Amazon ürün satmaya başladık. Sonra biz baktık gerçekten hani bu iş ya YouTube videolarındaki kadar basit değil ama bir taraftan da doğrudan ticaret yapmak kadarsa zor değil. Hani işin iki kanadı var. Bir tanesi çok iyi ürün source etme. Hani ürünün sürekliliğini sağlamanız gerekiyor. Diğer taraftan da datayı çok iyi source etmeniz. Bunu iyi okumanız gerekiyor. Biz öyle başladık. Arkasından ürünler gayet iyi satmaya başladı ve hani İngiltere'de olağan o ürün grubundaki fiyatların iki katına fiyatına ürünü geri dönüp tuttu. Satmaya başladı. Bir sonra tekrar sipariş geldi derken o sektörde yer şirketler bizden danışmanlık istemeye başladılar. Biz danışmanlık vermeye başladık ve işini bugüne kadar geldi. Yani şu an ekip yavaş yavaş büyüyor. Farklı ülkelerde ofisler açıldı. Sourcing'e yaklaşmak için. Hani şu an bu şekilde gidiyor. Yani dediğim gibi Amazon nereden başlamalı? Amazon'a önce istatistik öğrenerek ya da Amazon'un doğasını öğrenerek başlanması gerekiyor. Daha sonra da ürün source ederek başlaması gerekiyor. Yani Amazon şöyle bir yer değil. Gittim pazardan 100 tane ürün buldum. İşte ama devamı var yok bilmiyorum. Hani koyayım 100 tane tutar sonra bakarız gerisine denilecek bir yer değil. Hani Amazon'da başladığınızda o ürünün olabilecek son noktaya kadar getirebiliyor olmanız. Yani siz mesela tişört satıyorsunuz. 1000 tane buldunuz. Sattım çıktım, öyle bir şey yok. Satacaksınız. Bittikçe out of stock olmadan tekrar getireceksiniz. Ve ürünlerin kaliteleri aşağı düşmeyecek. Çünkü Amazon dediğim gibi her şeyini izliyor. Satıcı olarak. Diğer tarafta alıcının her şeyini izliyor ve iki taraf aslında bir araya getiriyor. Ve bu alanda çok büyük ve tamamen data üzerine odaklı. Hani o yüzden işin iki noktası var. İki noktayı çözdükten sonra aslında gerisi geliyor. Siz ne tarz ürünler satarak başladınız? Biz tekstille başladık. Tekstilden kastım outdoor pantolon. İngiltere çünkü yağmurlu bir ülke. Ve insanların sürekli koştuğu, spor yaptığı, bisiklete bindiği, yürüdüğü, köpeğini gezdirdiği bir ülke olduğu için biz önce oradan başlamayı tercih ettik. Hani dediğim gibi biz yine pazara baktık aslında. Hani biz görüştük mesela o yatırımcımızla. Yani dedik ki bu ülkede en fazla insanlar, biz baktık pazara, market metriklerini okuduk. Ülkede en iyi dedik. Outdoor gider hani. Outdoor'da sizlik en iyi ne üretiyorsunuz? Yani sürekli olabilecek. Dedik ki biz hani waterproof trouser üretiyoruz dedi. Ülkede de hani ünlü bir marka, ismini vermeyeyim. Avrupa'da her yıl satıyorlar milyonlarca mağazalarda ama hep aslında fazon üretmişler. Hiç kendi markalarını üretmemişler mesela Avrupa için. Hani şu anda hani
bizim sayemizde artık hani İngiltere'de kendi markasıyla çıkıyorlar. Türkiye'de teşviğe vesaire başvururken ben kendi markamı orada artık bir pazar yarattım diye biliyorlar. Çünkü fason değil artık. Bir başka markanın altında isimsiz ürün üretmiyorlar yani. Biz tekstilde başladık. Tekstilin güzel bir kategori. Hani şu anda satış yaptığımız kategori birisi hediyelik eşya. Lüks hediyelik eşya. Mesela viski taşları gibi. Hani viskinin içine insanlar hani buz atmaz genelde, biraz işi bilenler. İçine viski taşı atar. Hani sulanmasın, işi bozulmasın, dilit olmasın diye. Bu tür ürünler var. Ocak ayı sonunda medikal tarafa girdik. Kırışık önleyici kremler ve medikal destekli ürünler, biraz daha çok böyle kolay bulunmayan. Onun için de Türkiye'den source ettik bir dönem ama lisans maliyetleri yüksekti. Biz de mecburen Bulgaristan tarafına kaydık. Yani ondan önce ofis açılışımız zaten vardı. Yani Ekim'den beri Bulgaristan'a gidip geliyordum zaten sürekli. Hani öyle. İşin anahtarı dediğim gibi yine sourcing'e yaklaşmak aslında. Anladım. Aslında siz bu ürünleri üreten firmalarla bir şekilde temasa geçiyorsunuz ve onların evet. ürünlerini yavaş yavaş Amazon üzerinden satmaya Aynen. başlıyorsunuz. Bu Aynen sadece öyle. İngiltere'de Aynen. mi oluyor? Peki başka ülkelerde de oluyor mu? Başka ülkelerde var. Diğer konuyla alakalı hani ufak bir düzeltme yapayım. Orada biz kendi ürünlerimizi satıyoruz ama bazen de bize aynı sektörün farklı bir alt dalından bir müşteri gelip hani ben size ürün satmak kadar konsiyon vermek istemiyorum, danışmanlık verin bana diyor. O zaman biz onlara zaten şeffaf bir şekilde ürün portföyleri açık olduğu için biz onlara verirken müşterilere gizli sözleşmesi dahilinde. Hani diyoruz bunlar bizimle rekabet eder, bunlar etmez. Şunları koyabiliriz diyoruz. Onlara bir account manager atıyoruz. Dolayısıyla hani danışmanlık tarafı da var. Diğer taraftan hani konsünye ürün alma tarafı da var. Son olarak da eğer müşteri konsünye veya danışmanlık bedelini kabul edemiyorsa da biz de oradan belli bedelde anlaşıp ürün satın almaya da gidebiliyoruz. Yani Bulgaristan konusu tamamen böyle başladı. Peki Harun Bey, bu Amazon'da istatistik ve datanın önemini bahsettiniz ilk başta. Onu biraz açabilir miyiz? Yani ne kadar istatistik, ne kadar data bilmek lazım ve bu ne için gerekiyor? Şöyle söyleyeyim. Hani biraz Google SEO bilen belki dinleyenlerden vardır bilmiyorum ama hani insanların sizi hangi kelimeyle, hangi anahtar kelimelerle ne şekilde aradığını, hangi zamanda niye aradığını bilmeniz gerekiyor aslında SEO'da. Amazon'da buna benzer bir algoritması var arka tarafta çalışan. Hani A9 diye bir şey var ama Amazon A9 diye bir şey ben isim koymadım diyor kendisi. Yani 9 parametreli bir şey var değil mi? 9 belki muhtemelen şu anda 19 olmuştur. Çok fazla parametre var çünkü. Birincisi bu. İkincisi rakipleri doğru okumanız gerekiyor. Bunun için bir sürü tool'lar var. Mesela şunu yapmanız gerekiyor. Ben yeni bir ürün getirdiğimde, yeni bir kategoriye girdim ya da o ürün satılmaya başladığında ben bir ürüne 3 kare fotoğraf mı koymalıyım, görsel mi koymalıyım, 4 mü 5 mi koymalıyım, görseller hangi sırada gelmeli? Mesela bu en basit parametre. Kategorideki bütün rakipleri tarayıp bütün rakipler kaçar grafik koymuşlar, kaçar görsel koymuşlar diye bakıp buna göre mesela siz rekabeti anlayabiliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki hani bütün ürünlerde 7'şer tane, 8'er tane varsa anlıyorsunuz ki o kategoriyi alışveriş yapan müşteriler aslında detayları istiyorlar. 7 tane görsel kullanmış. Bir taraftan da satıcılar müşterinin gözüne daha fazla bir ürünü böyle güzel gösterebilmek için aslında 7'şer kare kullanmışlar. Sizin ya 8. kareyi kullanmanız lazım Amazon izin veriyorsa ya da o kategoriye girmemeniz lazım. Mesela bu işin birinci yönü. İkincisi, müşterinin sizi hangi kelimelerle arayacağını bilmeniz lazım. Örneğin tişört satıyorsunuz. İnsanlar tişört diye aramıyorlar belki. Beyaz baskılı üzerinde fil olan tişört diye arıyorlar. Çünkü 10 yıl önce cep telefonlarında şu ana kadar kolay yazamadığınız için artık insanların arama kelimeleri de giderek artıyor çünkü şeyle aramada. İnsanlar daha hızlı yazıyorlar. Dolayısıyla daha uzun cümle kuruyorlar arama yaparken. Bunu mesela bilmeniz lazım. Yani benim tişörtüm öne çıkaran ne? Aynı zamanda insanlara nasıl ulaşmalı? O ardından fiyata bakmanız gerekiyor. Rakipler hangi fiyattan girmişler, ben hangi fiyattan girmeliyim ve hangi saatlerde hangi fiyat girmeliyim. Yani mesela genelde efsane gibi dolaşsa da testleri biz yaptık, doğru da çıkıyor. İnsanlar özellikle beyaz yakalıları satacağınız ürünlerde mesela, viski taşları genelde o kitlenin ürünü mesela İngiltere'de. Mesai çıkış saatlerinde siz mesela fiyatı ufak arttırırsınız. Çünkü o arada alışverişimi ofisten çıkmadan hemen yapayım da yarın hemen eve gelsin der. Ya da sabah saatlerini düşürürsünüz çünkü karşılaştırma ihtimali artar müşterinin. Gibi gibi böyle oynuyorsunuz aslında datalarla. İşte reklam veriyorsunuz. Reklama insanların hangi saatte ne kadar tıkladığını, hangi kelimelerle geldiğini görüyorsunuz. Bir taraftan da yeni bir ürünü getireceğiniz zaman rakiplerin geçmiş datalarına bakıp farklı tool'larla bunları derleyip bu ürünü ayda maksimum ne kadar satabilir diye araştırıp ona göre fiyatlamak. Yani böyle bir sürü data var. Hani datanın sonu yok. Aslında kullandığınız birkaç araç var. Evet. Onlardan gelen verilerle evet. de bir analiz yapabilmek gerekiyor. Aynen.
Onlar var. Bizim kendi içeride yazdığımız basit bir tool var. Yani onların hepsini bir araya getiriyoruz. Bir kıyaslama yapıyoruz. Her ürünü ayrı proje olarak yönetiyoruz. Çünkü bir ürünün ticiden yola çıkması bir aşama. Hani yola çıkıyor, nakliyeye yükleniyor, gümrükten geçiyor, depoya giriyor. Depoda elleşleniyor ya da üretici doğrudan Amazon barkodunu basıyor. Bu süreç ürün buraya gelirken, daha yoldayken de bir tarafta ürünün grafik fotoğrafları çekiliyor. Sample'lar üzerinden